Günaydın, günaydın, günaydın sayın seyirciler. Spor sayfasıyla birlikteyiz. Her sabah olduğu gibi yine Gökhan Dinç'le birlikte Life Plus ekranlarında spor gazetelerinin, gazetelerin spor haberlerinin ayrıntılarını masaya yatıracağız. Günaydın Gökhan, hoş geldin. Günaydın, günaydın, günaydın. O niye abi 3 tane günaydın? Sağ ol. Türk futbol adına. Türk futbol adına ve her iki takım taraftarı için sağ ol. Hızlıca gazete manşetlerine bakalım. Çok bugün, var ya manşet. Var bugün ne? Senin... tacizlerine karşılık vermeyeceğim. Fatih Terim Brezilyalı hızlı olduğu için tercih etti Brezilyalıyı. Aslan'ın ilk Ocak bombası Marcao. Sarı kırmızı kulüp 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Çok tartışılıyor. Bunu birazdan ayrıntılarıyla konuşacağız. Sadece Galatasaray var. Kafamda sorular yok demiş Ozan Kabak. İlk röportajını Hürriyet gazetesine vermiş ve açık ve net konuşmuş. Sezon sonu ne yapacağım değil, sadece şampiyonluğu düşünüyorum diyor Ozan Kabak. Gerçekten merak edilen bir oyuncu. Bakalım neler söylemiş Hürriyet'ten Ali Naci Küçü'ye. Futbolu bırakıyorum. Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği 31 yaşındaki Onur Kıvrak'tan flaş karar. Fanatik gazetesinden geliyor. Daha önce bu haberi Fotomaç gazetesi duyurmuştu. Onun da hakkını verelim. Abdülkadir'e 14 milyon euro. Premier Lig ekibi Bournemouth, Trabzonspor'un genç yıldızı için kesenin ağzını açtı. Ancak başkan Ahmet Ağoğlu, Abdülkadir ancak şampiyonluğa oynayan bir büyük bir kulübe gidebilir diyerek İngiliz kulübünün teklifini geri çevirdi. Star. Comolli devre dışı. Fanatik. Her şey bize karşıydı. İlk yarıda çok kötü bir görüntü sergilediklerini belirten Roman Neuschneider, öyle bir dönem yaşadık ki sanki her şey bize karşıydı. Şu anda futbola dair her şeyi çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu değiştirmek istiyoruz dedi. Fanatik gazetesine verdiği özel röportajda Neuschneider. Yanal'la Fener'in havası değişti. Başakşehir'li Emre Belözoğlu Fotomaç'a özel açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirip kulüp bugünleri mutlaka atlatacaktır. Taraftarın verdiği destek mükemmel. Ersun Yanal'la takımın havasının değiştiğini söyleyip bir de tavsiye verdi. Büyük takımlar yaralı olduğunu hissettirmemeli. Yoksa üzerine gelirler demiş Emre Belözoğlu. Takım içi transfer. Fenerbahçe'de 3 oyuncunun geri dönüşü şimdiden teknik heyetin elini güçlendirdi diyor Senat Ok. Atıf Dilar ve Cahilson'un yeniden takıma dahil olması birçok sıkıntının çözüleceği yönünde düşünceler var diyor Milliyet gazetesi. Operasyon sürüyor Fanatik gazetesi. Siyah beyazların İtalya'daki sağ bek operasyonu sürüyor. Birçok oyuncunun ismi var. Gökhan, bu bilgiler sende de var, bu isimler. Bu haberin ayrıntılarına gireceğiz. Bununla ilgili sende de önemli bilgiler var. Bu arada Fikret Orman dün kızı Aslı ile de birlikte Milano'da olduğu fotoğrafı Instagram'da paylaşmış. Ne arayan var ne soran. Beşiktaş'ta takımdan gönderilmesi gündemde olan isimlere talip çıkmadı. Yıllık maliyetleri 5 milyon 50 bin euroyu bulan oyuncular giderse rahat nefes alınacak. Wagner Love, Gökhan Töre ve Tolga Zengin henüz kapıyı çalan yok Beşiktaş'ta. João Mario sürprizi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sağ bek transferi için İtalya'ya çıkarma yaparken Inter'in dünyaca ünlü orta sahası siyah beyazlara teklif edildi. Tolga Yaslan'ın iyi bir bonservise satılması halinde João Mario'nun gündeme alınacağı bildirildi. Serdar Sarıdağ haberi Milliyet. Bu borç Süper Lig'i batırır. Star. 10 yılda artı 1000 averaj. Barcelona ve Bayern Münih'in ardından son olarak Manchester City'nin başında görev yapan Katalan teknik adam 559 maçın sonunda 403 galibiyet alıp rakip fileleri tam 1464 kez sarstı. Bu periyotta kalesine toplamda 464 gol gören 47 yaşındaki çalıştırıcı 1000 gol averajına ulaşıp önemli bir başarıya imza attı. İşte futbol böyle bir oyun. Atacaksın. Başlayalım. Gökhan Bey. Ben not aldım. Dinlendiğiniz iyi oldu. Program bitti. Programın ilk yarısı bitti. Daha aha demediniz. Günaydın, günaydın, günaydın dediniz. Başka bir şey söylemediniz. 2019 Gökhan Dinç, model Gökhan Dinç de bu tür tahriklere asla karşılık vermeyeceğimi söyledim. 2019 model mi? 2019 model. Yeniledin mi? Yeni bir sürüm mü yükledin kendine? Bodrum'da. Evet. Bodrum'a gittiğimde
Her Bodrum dönüşü benim bana böyle oluyor. Çok naif, çok güzel oluyorum. Hiç öyle değil. Oraya mı yerleşsem ya? Dün gece Fatih Terim, oradan aldın oraya vurdun öbür tarafı. Yani hiç öyle değildin yani. Buraya gelince sabah mamurluğu bence bu. Yok, hiç sabah mamurluğu. Yani ya da her sabah uyanıyorsun, 2019 yeni sürüm diyorsun. Akşama doğru iş bir aydan çıkıyor. Olabilir. Fatih Terim Brezilyalı'yı hızlı olduğu için tercih etti diyor Hürriyet gazetesi. Bu arada bu haber BIP Spor'un haberi. İbrahim Seten imzalı. Dün ilk kez BIP Spor'da yayınlandı. Hem içinde bulunduğumuz BIP Spor ailesini hem de İbrahim Seten'i bu haber dolayısıyla tebrik ediyoruz. Neden tebrik ediyoruz? Hiç adı sanı duyulmamış bir oyuncuydu. Hiç ortada ismi bile geçmiyordu. Tıpkı Onyekuru gibi Galatasaray küt diye antrenmana çıkartmak istedi. Fatih Terim'in planlarını İbrahim Seten ve BIP Spor bozdu, onu söyleyelim. Sarı Kırmızılı kulüp 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek bu oyuncuya. Ligin ilk yarısında taraftara Ocak ayını bekleyin diyerek ara transferi işaret eden Galatasaray ilk bombayı patlattı. Sarı Kırmızılar Portekiz'in Chaves takımında forma giyen 22 yaşındaki stoper Marcao'yu renklerine bağladı. Geleceğe yatırımı olarak görünüyor. Marcao'nun performansı. Rio Ave'de 25 maç 1 gol. Chaves'de 23 maç 3 gol. Atletico'da 8 maç 1 gol. Goianiense'de 1 maçı var. Toplam 57 maçta forma giymiş. Son 4 sezonda, yani daha doğrusu 3,5 sezonda ve 5 golü var. Aslında gole yakın bir oyuncu profili var. Özellikle Chaves'deki performansı, attığı 3 gol. Sol ayaklı bir oyuncu, sol stoper. Yani oyunu geriden kuracak, top tekniği yüksek bir oyuncu görünümü var ama yani tahmin ediyorum bu oyuncuyu şu anda Türkiye'de tanıyan belki hani bu işleri yapan scout işi yapan isimler mutlaka biliyorlardır. Ama 4-4'lük bu oyuncu şöyle bir oyuncudur diyebilecek çok az insan var. Ben beklemekten yanayım. İzleyip öyle bir fikir sahibi olmak istiyorum. Başkasından etkilenmek istemiyorum ama bu konuyla ilgili senin söyleyeceklerin var. Galatasaray Falcao'yu beklerken Marcao'yu aldı. Abi bak şimdi. Dün ya bir dakika. Abi bir böyle söylediğin zaman. Allah Allah. Bak, ben gideyim mi abi? Sakin. Hem konuş diyorsun hem de konuşma diyorsun. Ben anlamadım ki. Bir abi, cümle söyledim. Ya. Galatasaray Falcao'yu beklerken Marcao'yu aldı. Niye manşet atıyorsun? Peki nasıl konuşayım? Falcao'yu Fatih Terim yalanladı mesela. Adalı Türkçe ile şey gibi mi konuşayım? Yani, rahmetli Nur içinde yatsın Tuna Uş beyefendi eski TRT spikeridir öyle mi konuşayım? Nasıl istiyorsun? Galatasaray'ın yeni transferi Marcao. Sarı Kırmızılı takıma ve Türk futboluna hayırlı olsun. Mutlaka kendisinden bir beklenti vardır. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, engin tecrübesiyle, böyle mi konuşayım? Nasıl istiyorsan öyle konuş da. Ne ya? Ya Falcao, Marcao nereden çıktı ya? Marcao. Ya bu, yani ne bileyim abi nasıl istiyorsan öyle konuş. Üzme insanları da nasıl istiyorsan öyle konuş. Üzme ya. Daha sert tarafta transfer yapmış. Aylardır bu günleri bekliyor insanlar. Yani sen şimdi Falcao, Marcao filan. Falcao'nun Galatasaray gündeminde olmadığını Fatih Hoca açıkladı. Başka bir şey bul yani. Marcao'yu eleştir. Falcao'dan manşet atma. Rica ediyorum. Galatasaray ya taraftarını... Ne yapıyorsan yap ne bileyim ben ya. Galatasaray taraftarını memnun edecek ya da mutlu edecek insan ben değilim ki. Galatasaray taraftarını memnun edecek, mutlu edecek insan Fatih Terim ve futbolcular ve yöneticiler. Benim işim o değil. Benim işim doğru bildiğim şeyi söylemek. Ben Marcao transferinin son derece yüksek bir maliyetle yapıldığını düşünüyorum. 3,5 milyon euro bu zamana kadar, yani bu zamana kadar dedim hani çocuk 22-23 yaşında eyvallah da hani Portekiz Ligi'nden buraya maliyeti bu kadar yüksek bir oyuncunun gelmesi çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü Portekiz Ligi'nde Porto'su, Benfica'sı oradan sekecek, buraya gelecek. İşte bu zamana kadar herhangi bir bonservisle transfer yapmamış. Brezilya Ligi'nde liginden Portekiz Ligi'ne geçerken de bonservis ödenmemiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben 22 yaşında 3,5 milyon euro çok ciddi bir para. Ben hadi peki sen Falcao dedim. Ben o zaman aklıma şu geliyor direkt. Dün gece de yayında söyledim. Fatih Terim ve böyle isimsiz transferler gelince benim aklıma Almaguer geliyor. İkinci Almaguer vakası diyebiliriz belki de. İnşallah öyle olmaz. Ciddi yatırımı var ve ciddi eksiği var o bölgede Galatasaray'ın. O bölgedeki eksikliğini giderebilecek bir oyuncudur umarım. Fatih Hoca da tabii ki bunu böyle bir beklenti içerisinde olduğu için bunu
bu transferi gerçekleştiriyor. Ama ben açıkçası büyük hayal kırıklığı yaşadım. Büyük şok içerisindeyim. İnşallah performansıyla da beni yanıltır. Yani biraz ben yine söylüyorum, beklemekte fayda var. Ya çünkü şimdi peki, Gökhan, bu arkadaş için 22 yaşında diyorlar ya. Hı. Samimi soruyorum sana. Bak, çok samimi bir soru soruyorum. Manipülasyon yapmıyorum. Bu resmi dekupe etsek, yani kessek, 25-26 gösteriyor sanki, değil mi? Daha mı yüksek görünüyor diyorsun? Bana daha yüksek gözüküyor. Yok be, yani. Bence yani var. Yani çok genç bir şeyi var. Hani 22-25 arası arkadaşın çok fazla. Arkadaşın herhangi bir internette bir şekilde bir görüntüsü var mı? Olur top ya, Doğuş Bakar. Doğuş'la İlhan. Doğuş Ejder. Bakarsan çok sevinirim. Hayır, şu sebeple söylüyorum. Yani hani 22 ile 25 zaten çok yakınlar birbirine. 25-26. Ha, burada mesela daha şey duruyor. Ne duruyor? Daha böyle bir büyük... Daha yaşlı duruyor. Daha büyük, yani yaşlı duruyor. Yani yaşlı demeyelim abi de. Yani daha yani sağ yaşından daha büyük mı gösteriyor. Sağ alttakini tanıdın mı? Abi o tuhaf bir isim la. Tuhaf mı? Ya bu bakar. Gelse o çok atmaz mı? Atmaz. Çok atar. Yok be Gökhan. Atamıyor. Allah aşkına baksana abi. Yani sanki antrenör gibi değil mi? Evet. 1.85 boyu var. Senden kısa. Birlikte hava topuna çıksanız sen alıyorsun. Nasıl stoper arkadaş bu falan diyormuşum. Benden çok yükseğe sıçrıyordur. Kesin öyledir. Zaten kilo olarak da senden daha düşüktür. Daha bir de onun arada 12, arada kaç boyu? 85. Arada hızlı bir havada karı. Benim kafama çıkabilir. 90. Yani. 3. 90. 10 santim civarında boy farkınız var. Zıplasa benim vücudum üzerinden sen geçiyor. Sen yani zıplasan 20 santim zıplarsın. O da 35-40 santim zıplıyordur herhalde. Yani ben de yani ne yapacaksın? Beni mi yani transfer edeceksin? Yok, hiç öyle bir niyetim yok. Hoşuna mı gitti? Taraftarı heyecanlandırmazsın. Emin ol. Yok hiç değil. Bak burada da mesela bir... Ne bileyim abi, ben bir şey söylemek istemiyorum. Söyleyince susturuyorsun abi. Abi susturmayacağım canım. Niye susturayım? Estağfurullah. Sanki ben hani kötü bir şey söyleme anlamında söylemiyorum. Ya biraz abi, hep iyi şeyler mi söyleyeyim? Görmek lazım yani. Yeni gelmiş abi, bir sen öyle düşünürsün evet, ama benim de tabii ki bunu söylemek önemli ama değil. Tabii şimdi izleyiciler bizi riyakarlıkla değerlendirmesin. Sadık'la ilgili ben mesela şimdi hani Fenerbahçe'nin oyuncusu olmadığını söyledim. Yani bana göre öyle, böyle düşünüyorum. Çünkü Sadık'ı biliyorum. Bu oyuncuyu bilmiyorum. Yani bilmediğim bir oyuncu için de yani bu Galatasaray'ın oyuncusudur değildir yorumu için erken olduğunu düşünüyorum. Yani benim de bakış açım bu. Ama sen de şöyle değerlendiriyorsun. CV'sine bakıyorsun. Kağıt üzerindeki değerlendirmeni yapıyorsun. Ve diyorsun ki yani biraz beni hayal kırıklığına uğrattı diyorsun. Bir de maliyeti çok yüksek Haluk. Ya bu zamana kadar herhangi bir bonservis alışverişi olmamış bir oyuncuyu, yani ben bir de evet yani şu da var, ben hiç seyretmedim abi oyuncuyu. Bilmiyoruz ben, oyuncuyu. Ben açık bir şey söyleyeyim mi? Yani şu... Varlığından bile dün İbrahim Seter'in tweetiyle haberdar olduk yani. Bir ben ileri, öyle. Ben bir ileri geçiyorum. Yani Porto ile falan oynamasa ben Chavez diye bir takım olduğunu da bilmiyordum. Hmm, o var canım, onu ben biliyordum. Yani atıyorum ya. Ben uzaklaştırıyorsun yani sen. Daha da ironi yapıyorsun. Yani Chavez'den bir tane oyuncu söylesene abi bana. Bir tane oyuncu söyle ya. Chavez'in forma rengini bilmiyoruz ya. Bakma. Eflatun. Yanılırsın. Yanılırsın. Hepsi öyle ama ya. Bu Chavez formasıdır herhalde. Doğru. Abi şimdi biz Portekiz Ligi bizim izlediğimiz bir lig değil ki. Zaten Portekiz Ligi'nden 4-5 tane takım biliyoruz işte. Sporting Lisbon'u biliyoruz. Porto'yu biliyoruz. Benfica'yı biliyoruz. Braga'yı biliyoruz. Vitória'yı biliyoruz. Onları biliyoruz yani. Hani çok izlediğimiz bir lig değil. Hani sanki adam Premier Lig'den gelmiyor yani adam. İzlemediğin bir ligden, izlemediğin bir takımdan, izlemediğin bir oyuncuyu 3,5 milyon euroya almak bana aklıma şunu getiriyor. Bir de Portekiz Ligi'nin son sırasında. O önemli değil ya. Biz yani Beşiktaş'ta mesela Marcelo'yu aldı. Küme düşmüş takımdan stoper mi alınır dedi. Dünya paraya sattın. Belki yine bir Marcelo da olabilir. Ama ya böyle çok oyuncu geldi Türkiye'ye. Mesela Ribery geldiğinde sen Bundesliga'dan aldın ya. Ribery geldiğinde de çok tartışılmıştı. Hatta dün yayında söyledim. Bir kez daha söyleyeyim. Ben NTV'de çalışıyordum. NTV'nin istihbarat şefiydim. Ya bundan kime ne abi? Şunu söyleyeceğim. Aynı gece Anelka'da geldi. Yaşlandın sen biliyor musun? Aynı gece Anelka'da geldi. Ben Anelka Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Ribery
Nereye canlı yayın arabası gönderdi onu söyle sen. Ya bırak canlı yayını, Anelka bile ben gittim yani. Ben yaptım yayını. Öbür tarafta Ribery'yi bu arada 3 kamera falan karşıladı. Yani canlı yayın falan yok. Ama Ali Bakır gitti mi Ali Bakır? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bizim buradaki algımız buydu. Fransa'daki algısıysa Ribery nasıl gitti Türkiye'ye? İnanılmaz Galatasaray'a gitti oldu. Anelka orada küçüktü. Biz de Anelka, Ribery kutuydu. Bu arada oldu. İşte senin yani Allah'tan sen işte istihbarat şefliğini bıraktın. İşin moderasyon kısmına geçtin. Kötü bir istihbarat şefi miydim acaba? Bilmiyorum da yani işte bakış açısı futboldan bu kadar anlıyor. Futbolcudan zaten anlamıyorsun da hani onu biliyoruz. Futbolcudan anlamıyorsun. Peki o dönemi bir hatırlar mısın? Anelka mı Ribery mi? Anelka 28 yaşında Fenerbahçe'ye geldi ya. Bence inanılmaz yani. Bence de inanılmaz. Bence de çok başarılı bir transfer hamlesiydi. O günün şartlarında biz doğruyu yapmışız ya, o net. Tabii sen şimdi popülist yaklaştığın için hayata. Burada popülist da mesela. Mi? Popülist yaklaşıyorsun abi. İnsanları üzme, insanları kırma, mutlu olalım. Pembe panjurlu bir evimiz olsun. Yeşil bahçe. Hiç öyle bir isteğim yok benim ya. Bunların hepsini yapabilecek kudrete ve güce sahibim. Pembe panjurlu. Ya baban olmasa sen bir hiçsin ya Haluk. Babanın aldığı evde oturuyorsun. Var. Babanın aldığı evde aldığın kudrete baksana abi. Allah başımızdan eksik etmesin abi. Ya kudret hadi aç al bir tane abi. Bero'ya bir tane pembe panjurlu bir tane ev alsın. Bugün istesin yarın alırım. Bak pembe panjurlu bir ev istesin Bero. Yarın alırım. İstemiyor abi. Öyle bir kadınla evlendim ben. Hiçbir şey istemiyor abi Bero. Evlendiğinde kadın 18 yaşında 19 yaşındaydı Allah aşkına. 23 yaşındaydı. Ne oluyor yani? Daha dünyaya gözlerini açmamış daha. Ne olduğunu bilmiyor. Pembe panjurlu evin ne demek olduğunu ağzım okumamış daha. Daha şiir okumamış. Pembe panjurlu Evruli'yi bilmiyor. Bilmeden hemen. Bu işler böyle. Hayatı benle beraber öğrendi. Birlikte öğrendik. O yüzden hiç öyle fantazilerimiz yok. Pembe panjurlu, bahçe falan. Güzel. Babam sağ olsun. Kapımızı açıyoruz, evimize giriyoruz. Kapımızı kilitliyoruz. Babam sağ olsun yazıyor mu evin girişinde? Havada yazıyor mu? Kapıda yazıyor mu? Babam sağ olsun. Babam sağ olsun. Babam geliyor bu arada yazlıktan bugün. Kendisini öğlen saatlerinde gideceğim, alacağım. Neyle geliyor? Otobüsle geliyor. Otobüsle mi? Aha. Uçakla getiremiyorsun babanı. Abi uçak yok, havaalanı yok geldiği yerden ya. Ne yapayım? Yani helikopterle mi aldırayım yani? Tamam. Peki. Peki. Yani sen gidip almıyorsun yani. Adam ya ben geleyim alayım dedim, istemediler yani. Allah var. Kız kardeşim ayrılıyor buradan. Onları yolcu nereye ayrılıyor? Yani ülkeden ayrılıyor. Öyle mi? Neyse bütün ailenin fotoğrafını çekmeyelim şimdi burada. Ben ne bileyim abi. Ben bir baban olmasa sen bir içsine geldik. Devam edelim abi. Peki. Devam edelim mi? Haberlere devam. Babamı seviyorum. Allah ona uzun ömür versin, sağlık versin, sıhhat versin. Aynı şekilde anneme de. Aynı şekilde senin annene de. Bütün büyüklerimize Allah aynen sağlık, sıhhat versin, başımızdan da eksik etmesin. Evet, güzel. Günün en dikkat çeken gazete sayfalarından bir tanesi Hürriyet. Avrupa'ya gidip gitmeyeceğini açıklık getirdi. Sadece Galatasaray var. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Galatasaray herkesin üstündedir. Ben bu noktaya geleceğimi biliyordum. Takımdaki diğer gençler de ben de cesaret alıyor. Sonuçta genç bir oyuncu çıktı ve formayı aldı. Avrupa'ya transferim gündeme gelince Fatih Hoca gibi önemli kişilere danıştım ve ona göre karar verdim diyor. Helal olsun Ozan Kabağa. Yani ilk gün bu meseleyle ilgili ne söylediysem, ne düşünüyorsam onları adım adım uyguladığını görüyoruz. Kendine son derece güveniyor. Bu noktaya gelmem sürpriz değil diyor. Biliyordum bu noktaya geleceğimi diyor. Fatih Hoca gibi önemli kişilere danıştım, kararımı ona göre verdim diyor. Eyvah. Planlarım arasında Avrupa var diyor. En üstte de tecrübesizliğimin ve hırsımın kurbanı oldum diyor. Sebep olduğu penaltılarla ilgili bunları söylüyor. Liderle aralarındaki farkı kapatıp geçeceğiz diyor Başakşehir'e. 6 puan önemli değil, şampiyon biz olacağız diyor. İddialı, son derece şahane bir resim. Bu resimlere çok ihtiyacımız var. Sayısını arttırması en büyük arzumuz, isteğimiz. Sezon başında Serdar Aziz. Sayfaya bakın. Hürriyet gazetesini bilerek önümde açtım. Oraya kalkacak durumda değilim. Kalkmayacağım. Suna'dan rica ediyorum, öyle bir kadraj yaparsa, gazeteyle beni görürse çok memnun olurum. Kalk oraya. Sezon başı niye kalkamam. Suna'yı yoruyorsun ki? Kalkamam. Hani ben yorsam anlayacağım. Aramız iyi değil. Sayfa bu. Sayfanın tamamı Ozan'ın röportajı. Şurada küçücük bir haber var. O haberde de Fenerbahçe'den başka talip olanlar var. Serdar Aziz. Sezon öncesi Serdar Aziz buradaydı. Ozan daha sayfada bile yoktu.
Ama şimdi Ozan burada, Serdar burada. Sezon öncesinde Serdar'a 6-7 milyon euroluk teklif geldiğinde Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim Serdar'ı satmadı. Ve şimdi Serdar dış kapının dış mandalı oldu ve her geçen gün biraz daha itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Arkadaş, benim sana söylemeye çalıştığım şey şuydu Ozan'cığım. Ben Fatih Terim'e sorma işte ona sorma burma onu söyle, öyle bir şey söylemedim. Benim sana söylemeye çalıştığım şey şuydu canım kardeşim. Sen karar ver geleceğinle ilgili ne yapacağına. İnsanlar senin yerine karar vermesinler. Danışmasın mı? İnsanların tecrübesinden faydalanmasın mı? Ama sen inşallah bu vermiş olduğun karardan inşallah pişman olmaz. Yani inşallah. De, sen dedin ya şu anda Anelka, Ribery. Tam öyle değil. Tam bence öyle. Anelka şimdi aşağıda... işte tam tersi. Anelka, Ribery oldu. Evet. Şimdi dolayısıyla ben şuradayım. Ya tabii ki ya Fatih Terim'den daha büyük Avrupa tecrübesi olan Türkiye'de herhangi bir futbol adamı var mı? Ya ben Türk olup olabilir, Emre olabilir, Arda olabilir. Sadece futbolla ilgili. Ama teknik değil. Direktör olarak yok kardeşim. Ben 45 yaşındayım. Fatih Hoca'yla çok sayıda oturup sohbet etme imkanı bulundum. Yani çok buldum. O anlamda çok şanslı hissediyorum kendimi. Sadece futbolla ilgili değil. Hayata dair her şeyi danışırım ben Fatih Hoca'ya. Yani sadece Fatih Hoca değil. O yani Şenol Hoca'ya da danışmak isterim. Yani bunlar çok önemli liderler. Ben danışma demedim zaten. Danış, fikrini al. Onun sana yol göstermesi. Bunlar çok önemli şeyler. Kararını kendin ver. Yani sen şimdi 20 yaşında olsaydın, ben bu yaşta olsaydım, bu yaş tecrübemi sana aktarsaydım, aktarabilme şansım olsaydı. Ya da hani öyle demeyeyim şimdi onu başka türlü algılama da. Yani bugünkü tecrübenle 20 yaşında olsaydın hayatta bambaşka yerlere evrilebilirdin. Yani evrilebilirdik. Evrilemeyiz. Zaten 20 yaş dediğin şey o yaşın tecrübesidir. Işte, bu yaş aynen. Bu yaşın tecrübesidir. Doğru. Yani orada yaptığın hatalar seni zaten o ben tecrübeye getiriyor. O sebeple yaşanmışlık. Yani burada biraz kendini teslim etmek, bu tip ben büyük isimlere teslim etmekte fayda var diyorum. Düşünsene ben. Peki Messi kime teslim etti abi kendini? Babasına teslim etmiş olabilir. Babana teslim et kendini. Tamam, o da babasına teslim etsin. Birine yani hayat tecrübesi olan birine teslim et. Benim söylemeye çalıştığım şey... Fatih Terim Türkiye'de en büyük futbol markalarından bir tanesidir. Yurt dışına çıkarsın Fatih Terim'i sorarsın herkes tanır. Futbolu konuşacaksan, Türk futbolunu konuşacaksan Fatih Terim'le konuşmak istersin. 7'den 70'e her şeyini. İncini, cincini her şeyini Fatih Terim'le konuşmak istersin. Ama ben şuradayım. Futbolcuların kaderlerini, takımların teknik direktörleri belirsin istemiyorum. Belirlesin istemiyorum. Neden istemiyorum biliyor musun? Fatih Terim bugün var, yarın yok. Fatih Terim gitti, kötü bir sezon geçirdi ve sezon sonunda gitti. Yeni gelen teknik direktör Ozan'ı oynatmazsa ne yapacaksın? Ozan yerine bir tane stoper getirdi ve Ozan çürüdü. Ne yapacaksın? Ama zaten onu menajerleri o pozisyonu koruyorlar. Nasıl? Yani sözleşmede madde mi var? 7,5 milyon euro serbest kalır maddesi var ya. Hı? Onu kaldırmıyorlar. Hoca da onu kaldırın demiyor zaten menajerlere. Yani orada çocuğu bir garanti altına alıyorlar zaten menajerleri. Ya senin abi şimdi dediğin bir yarım sezon daha Galatasaray'da en azından oynasın. Abi evet. Onu demiyorsun ya. Yani onu demedin. İhtiyacı var Galatasaray'ın şu anda Ozan'a. Fatih Hoca da zaten benzer cümlelerle Ozan'a söylüyor bunu. O da bu diyor ki sadece Galatasaray var şu anda aklımda diyor. Ama altında da diyor ki planlarım arasında Avrupa var diyor. Gitmek istiyor çocuk son derece de haklı abi. Hayırlı olsun kardeşim. Çünkü futbol orada oynanıyor. Ha, biz de işin kaosunu seviyoruz biz. Kavgasını seviyoruz. Daha ziyade tartışmasını seviyoruz. Arda kaç yaşında gitti yurt dışına? Arda da 23-24 civarı gitti galiba. 23'te gitti galiba. Yani Arda ki burada o zaman ama Ozan'la Arda'yı kıyaslamamak lazım. Arda burada sinema kapatıyordu. Yani magazin dünyasının önemli bir figürü haline gelmişti. Ya eğer Arda gitmeseydi Gökhan Avrupa'ya. Ben ondan bahsetmiyorum. Hayır, şu sebeple yani söylüyorum. Magazinsel kısmı ya da sağ dışı kısmından bahsetmiyorum. Ben daha sadece... çok yıpranırdı Arda gitmeseydi. Bu çocuk öyle bir çocuk da değil. Daha yani. Değil. Değil, bilmiyorum. Daha değil evet. Ama değil. Arda bu yaşlarda da bir magazin figürüydü. 24'te gitmiş. Yani yok, bu yaşlarda Arda bir magazin figürüydü. Kaç yaşında? 20. Arda? Olur mu canım 20 yaşında Arda'nın ne magazin figürü? Abi 24 yaşında Galatasaray kaptanıydı 23 yaşında. Gökhan Arda çok yani çok mu o... Sinema kapatmalar o yaşlarda. Tabii abi 22'sinde hatta 23 bile yok. Yani sinemayı 22 yaşında kapattı.
Tamam, daha bu çocuk 20 yaşında ya, o yüzden daha 2 senesi var çocuğun. Sinema kapatmak. Yok ama ya gelişimden belli olur ya, onun için diyorum. Ya bu çocuğun daha henüz hiçbir şeyini bir duymadı. Mesela Karius ona buna DM'den kadar yürüyor ya mesela. Bu çocuğun öyle bir şeyini görmedik. Daha gencecik galiba adamı, yani Fatih Hoca dövebilir yani. Sporcunun ahlaklısı gibi görünüyor. Evet ondan. İnşallah. Harika bir. Allah bozmasın. İnşallah bozulmazsın kardeşim. Abi çok seviyoruz. Çok gurur duyuyoruz. Yani Ozan'la, Abdülkadir Ömür'le, Yusuf Yazıcı'yla. Öteki Cengiz'le. İkinci Abdülkadir'le. Esas şimdi. Dorukhan'la. Dorukhan'la. Doğuş bugün bir oyuncu söyledi Trabzonspor'da. Ya şey. Berkay Sefa Kara. Berkay. Senin zamanında var mıydı? Yok, benim zamanımda. Ha. Yani vardır, altyapıdaydı Berkay da. Berkay Sefa Kara için da diyorlar ki Abdülkadir Ömür'ün daha da üzerine çıkacak diyorlar. Ve abi bunlar işte ne kadar şanslı değil mi bu oyuncular için ya? Mükemmel ya. Galatasaray'da keza öyle Mustafa Kapı var. 17-18 yaşında daha. 16,5-17 yaşında. Yunus var. Öbür taraftan Atalay Babacan var. 16 yani, yaşındaki çocuğun adı neydi abi? Onu Mustafa söyle. Kapı. Mustafa Kapı mıydı o? Şöyle abi? Bonus. Ha. Bonus, tam gözlü. Bonus değil de uzun saçlı. Renkli gözlü. Evet abi. Yani bunlar oynasın abi. Yeter. Tamam, oynasınlar. Bence de oynasın. Bunlar oynasın. Bunlar gazetelere röportajlar versin. Bunlar yeni idoller, bunlar olsun. Ve bu yaklaşımlarla futbolumuz değişsin. Artık bu futbol kavga ortamından çıksın. İnsanlar birbirini sevsin. Pembe panjurlu bir evimiz olsun. Yani böyle olsun. Biraz mutlu olalım ya artık. O kadar sıkıldım ki ben bu işin kavgası, gürültüsü, sosyal medyada aman hep bana yontulsun. Hakem hataları benim lehime, rakibin aleyhine olsun. Sonra ben susayım. Bu zihniyetten. Çok benim yorulayım. Aleyhime olunca da yangın yapayım. Aynen. Devam yok, edelim o zaman. Her şeyi değiştirmemiz lazım ya Gökhan. Ne yapsak, emekli mi olsak acaba? Ne dersin? Ya karşımda şu anda Fuat Ak, yüz ifadesiyle falan Fuat Aktağ'ı görüyorum. Abi çalıştım 14 sene, 13 sene birlikte çalıştım. Etkilenmiş yani olabilir miyim? Abi her şey, vücut dili şu an var ya, Fuat Aktağ'la konuşuyorum yani resmen. Karşımda ben de Fuat içime Aktağ. Fuat Aktağ mı kaçtı acaba şu anda? Vallahi billahi ya. Ben de Fuat Aktağ'la tanıştığımda ona 17 yaşındaydım abi. Etkiliyor demek ki abi. Çok lider karakteri abi var demek ki. Bir de onun abi bir konuşma şeyi var, şekli var. La. Onu da aldım. Ankaralı mesela ya o da. Mesela onu da aldım mesela sürekli. O Tanju abiden geçti ama ondan değil ya. Yok, ben Tanju abiden önce de. Var mıydı? Vardı tabii abi. Tanju abi çok güzel kullanıyor o la'yı ya. Evet. Etkileniyor. Ben herkesten çok etkileniyorum. Bir tanesi sen beni etkileyemiyorsun. Niye acaba? Ne bileyim abi, zaten dolu bütün etkilenme tarafların. Yani dolmuş değil mi? Her yerden etkilenmişim. Her yer dolmuş zaten. Gelmişsin bir ayağın toplu şey zaten. Neyim ayağım? Bir ayağın çukurda yani. Nasıl çukurda artık ya? Artık yeter abi. Bildiğin bir şey mi var? Emekli olalım mı dedim abi. Fuat Aktağ kaçmış içine dedim. Bak şimdi. Şimdi bunu izleyecek Fuat Aktağ. Sonra mesaj emekli mı bu? Bak şimdi ben böyle bir cümle sarf etmedim. Ya hoş Fuat abi de öyle inanıyorsan inan zaten, ne yapayım yani. Abi, aynen böyle oldu ya. Hiç de öyle olmadı. Peki geçelim. Vücut dilini söyledim ben. Emekli olma kısmından bahsetmedim. Kaldı ki Fuat Aktağ zaten şu anda CNN Türk'te çok güzel. Harika bak, bunlarla da benzedim. Bunlarla Tanju abiye daha çok benzedim. Abi burnum kaşınıyor, hastayım ya. Böyle bu. Ya burnun kaşınca dayak. Hapşuracağım geliyor. Bak geldi. Hapşuruğum geliyor. Hapşuramıyorum. Sürekli ekrandayım. Hapşursam burada masada şey yok. Abi havlu yok. Kağıt yok. Rahmetli Dozer Cemil'in tesislerdeki ben Trabzonspor'un takım kaptanıyım. Gerekirse futbolu bırakırım ama başka bir takımın kaptanının arkasında sahaya çıkmam sözü benim düsturumdur. Artık benim için bu iş bitti. Futbolu bırakıyorum. Doğru bir tercih. Eğer böyle peki gitti, başka bir takımın kaptanı oldu. Önde çıkabiliyor mu? Çıkar. Yani orada bir boşluk var. Beni kaptan yaparsanız futbolu bırakmıyorum boşluğu var mı yani? Onu görüyor muyuz orada? Tabii. Beni kaptan yaparsanız olur diyor. Karşıyaka'ya gidebilir mesela. Karşıyaka'dan gelmemiş miydi? Evet. Karşıyaka. Oradan yetişti zaten. Karşıyaka'nın takım kaptanı. Bırakıyor da olabilir. Ya bıraksın zaten, yani Onur Trabzon'da efsane oldu. Şimdi artık yükselen bir performansı olma ihtimali çok yüksek değil. Bundan sonra artık düşük profilli takımlarda görebiliriz diye düşünüyorum ben. Her ne kadar Beşiktaş'ı zorlasalar da. Peki duygusal bir karar olabilir mi? Ben futbolu bırakıyorum kararı. Olabilir. Çok yani sonuçta şöyle söyleyeyim. Yani şimdi 31 yaşında bir kaleci olarak aşağı yukarı bir 5 senesi daha var. Aşağı yukarı yani. Nereden baksan. Bir 5-6 senesi var. Eğer bir alt ligi, birinci ligi düşünürsen daha da uzun oynayabilirsin. Yani 6-7 senesi var. Ortalama 2 milyon euro kazansa, hadi de ki 12-13 milyon euro, 10-15 milyon euro para kazanma ihtimali var.
Yani aşağı yukarı futbol hayatının 1/3 daha duruyor oynayabileceği. Tabii ben fizik olarak durumunu bilmiyorum. Sakatlıklar ne ölçüde onun futbol oynamasına mani ya da değil. Çok dizden, her iki dizinden de iki hatta üç ciddi operasyon geçirdi. Bir tanesi de ben Trabzon'dayken yaşanmıştı. İki dizinde de sakatlık var. Yani operasyon var. Baksana abi, ne diyorsan geliyor önüne ya. Bir kaşarlı tost iste bak, mesela kaşarlı tost da gelir. O yine güzel bir kahve mi içsek acaba ya? Geldi mi zamanı? Ablamıza söyleyelim, ben bir sade, evet, sade Türk kahvesi alayım. Reklama gidince reklamda güzel bir kahve içelim ya. Peki, Onur Kıvrak için hayırlısı olur inşallah. İnşallah. Yani ben bu kararın biraz duygusal bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani Onur Kıvrak'ın... Yani, ya bırakma, eğer kafasında bırakmasın. Bittiyse bıraksın abi. Bırakmasın abi, çok erken. Kafasında bittiyse bıraksın. Yani motive olmak çok zor. Ya ne iş yapacak? Bu bir meslek bu sonuçta onun için. Yani tamam, ne belki iş yapacak? Onur'un bir iş yapmaya ihtiyacı mı var zannediyorsun? Abi öyle deme ya Gökhan. Büyükbaşın derdi büyükbaşın. Sen 2000 lira kazanıyorsun, 2000 liralık yaşıyorsun. Ben 20 bin lira kazanıyorum, 20 bin liralık yaşıyorum. Niye hep sürekli ben az daha mağdur? Hayır, ben yani... 2000 liralık zaten bir, hiç sen mi mağdur? Ya Gökhan'cığım, senin nasıl mağdur olacaksın? Dün burada dedim ki binlerce euroluk arabam var. 10 tane tapun var. Tamam, bunların hiçbir senin üzerine değil, eşinin üzerine. Doğru. Haluk bak. Hani sen araba... diyorsun ya babana çöktün. Abi sen hanıma çöktün. Onu ne yapacağız? Benim değil onlar. Da hanımın işte. Benim değil ama. Benim değil abi. Ben bununla kazanmadım onu. Bununla kazandığım kapıda duruyor benim işte. 250 bin TL'lik. Ney? Abi Allah var ya, mesela gerçekten, mesela ben bir 250 bin liralık arabayla gelsem ne diyecek acaba, onu merak ediyorum şu an. Abi tamam da yani ben de tam işte seni gariban yapıyordum, kabul etmedin. Zengin yapıyorum, kabul etmiyorsun. Abi ne diyeyim ben ya, bana bir söylesene. 250 bin liralık arabaya sana ne dedim? Ben buradan çıkamam bu arabayla. Sen bana ne dedin? Ben arkadan seni iterim dedim. Düşün neyle geldin yani. 250 bin euro, işte 250 bin liralık arabayı arkadan tamponla itecekler. Ben işte o yüzden aslında diyorum yani. Ki sen 2000 lira kazanıyorsun, 2000 liralık yaşıyorsun. Ben 20 bin lira kazanıyorum. O kadar fark yapma abi. 2000-4000 de Fatih tamam. Terim 30 bin lira kazanıyor, 30 bin liralık yaşıyor. Acun Ilıcalı bir 100 bin lira kazanıyor, 100 bin liralık yaşıyor. Yani Onur Kıvrak da şu ana kadar yılda 2 milyon euro kazanan bir insan olarak ortalama, ona göre bir yaşam kalitesi belirlemiş kendine. Yani bu yaşam standardıyla beraber 15 yıl daha bu standardını sürdürebilir bankadaki parasıyla. O sebeple diyorum ki ne gerek var abi, devam etsin, para kazansın, bu işi yani profesyonel olarak yapsın, duygusallığı bir kenara bıraksın. Ben olsam kendisinle yani sohbet etsem, bana fikrimi sorsa aynen bu cümlelerle söylerim abi. Yani sen sonuçta profesyonel bir oyuncusun, evet, şu anda bir hayal kırıklığı yaşıyorsun, Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet etmişsin, Trabzon'da Onur Kıvrak olmuşsun. Trabzon seni istememiş, kapının önüne koymuş. Bunlar gerçekten çok yıpratıcı meseleler. Ama günün sonunda oturup yani yalnız kaldığında, düşündüğünde yani sen bu işten para kazanıyorsan bir insan mesleğine küser mi ya? Küsmemeli yani. Mesleğine küstüğü için demiyor zaten ya. Ya belki de oynamak istemiyordur. Abi o kadar zamandır, uzun zamandır Trabzon'da ki. Trabzon'dan başka bir şehirde yaşamak bile ona çok... Nasıl ya? Bu şeye benzedi abi. Vapurlarda şey olur mu? Şöyle bir söylenti vardı. Abi ne yapıyorsun? Bir sakin. Biraz kısalım. Dikkat dikkat filan diye girdi değil mi? Şimdi nasıl? Türk Hava Yolları'nın TK6855 sefer sayılı uçağıyla evet, İstanbul'dan Ankara'ya gidecek olan... Şöyle bir söylenti var abi arasında. Dizinden bir operasyon daha geçirmesi gerekiyormuş Onur'un. O yüzden futbol bırakabilirim. Yani ben bir söyle... yıl daha oynamayın ihtimali varmış. Ha, ben söyleyeyim, ben söylemeyeyim dedim de. Ha. Yani sakatlığı yüzünden değil. Çünkü belirli bir şey çizmiş, bir portre çizmiş. Onu bozmak istemedim yani. Ha, diyorsun ki zaten vücudu el vermiyor fizik olarak. Bu sebeple de Cemil Dozer Cemil'in... O güzel cümlesiyle, yani Trabzonlular için güzel olduğunu düşündüğümüz cümlesiyle... İleride de Trabzon kapısını açık bırakarak... Aynen. Trabzonspor'da... Çok seviyorum. Evet. Trabzonspor'da forma giymeyeceksem futbolu bırakıyorum. Evet. Dozer Cemil gibi başkasının kaptanlığında Trabzonspor kaptanı olarak sahaya çıkmam deyip güzel bir kurgu. Hop. Ben bozmayayım istedim. Bu sefer bozunca, söyleyince de insanlar şey diyorlar. Yani aa sen de bunu da şey yaptın falan filan. Bunu niye eleştiriyorsun? Bunda ne var? Abdülkadir Bortmund.
Bournemouth. Bournemouth. Abi ben artık bir noktadan sonra dilim dönmüyor ya Gökhan. Ne yapayım, yaşlandım ya. Premier League ekibi Bournemouth, Trabzonspor'un genç yıldızı için kesenin ağzını açtı. Ancak başkan Ahmet Ağoğlu, Abdülkadir ancak şampiyonluğa oynayan büyük bir kulübe gidebilir diyerek İngiliz kulübünün teklifini geri çevirdi. İyi yaptı. Yani ben Abdülkadir'i 14 milyon euroya satmam. Mesela diyeceksin ki Ozan'ı satıyorsun 7.5'a, Abdülkadir'i niye satmıyorsun diyorsun, dersin. Abdülkadir... Değil mi? Çok başka bir seviye bir oyuncu bence. Abdülkadir, Ozan Kabak'tan falan çok büyük oyuncu. Yani mevkisel olarak da az yetişebilecek potansiyelde bir oyuncu. Yani stoper mevki futbolda evet iyisi çok iyi, takıma çok katkı veriyor. Ama Abdülkadir gibi oyuncu bulamıyorsun. Kolay bulamıyorsun. Kısa kısa atıyor. Satmam. Adamları da kısa atıyor. 30'dan aşağı satmam, inan bana bak. Yani bence Abdülkadir Ömür minimum. Türkiye'de en yüksek rakam Cenk Tosun mu gördü 22 milyon euro ile? Evet. Şu anda benim gördüğüm potansiyeller arasında en yüksek rakamı görecek oyuncu Türkiye'den Avrupa'ya giderken. Aynı şeyi bak Yusuf Yazıcı için söyleyemiyorum Gökhan. Yani o 30'ları görmeyebilir ama Yusuf Yazıcı da çok iyi oyuncu. Ama sırala bana, hangisini istersin soruyorum sana. Kulüp başkanısın. Evet. İhtiyaçlarından bağımsız Abdülkadir. Soruyorum. Onu istersin. Bir, İkinci. Yusuf. Üç. Ozan Kabak. Zaten üçünü sıralıyoruz. Yok, yani... Bu Ozan'ın Ozan küçümseme yani Ozan'ı yani ne, şimdi ben sonuç odaklı da bakıyorum ya futbola. Hayır abi, şimdi yetenek olarak bakacaksın. Ha, ben şimdi şeyden bağımsız o havaya girdim ben. Hayır. İhtiyaçtan bağımsız söylüyorum. Stoper'e ihtiyacın varsa tabii ki Ozan Kabak'ı tercih yani ederim. Yani iyi bir stoper. Ama ya o üçüne koyuyorsun yan yana. Ya keşke şu bizim takımda oynasa diyeceğin Abdülkadir abi orada çok önde yani. Tabii canım. Hayranıyım ya. İnşallah çok başarılı olur. Reklam.